Sonunu iyi bitirdik. Aslında sonuç olarak baktığımızda maçın büyük bir bölümü istediğimiz oyun ortaya çıktı. En pozisyon ürettik, gol bulduk, iyi savunma yaptık, baskı yaptık. Yani düşündüğümüz şeyler ligin bir hafta öncesinden ortaya çıktı. Bu anlamda mutluyuz. Bu aynı oyunu devam ettireceğiz tabii, geliştirerek devam edeceğiz. Daha da bize katkı verecek de belki yeni oyuncular katılacak, oyunumuzu çok daha geliştireceğiz ama dediğim gibi ben oyuncularımın performansından memnunum. Güzel bir maç oldu. Zemin çok iyi değildi. Stat atmosferi çok iyi olmasa bile yani %100'lerini verdiler. Bugün bizim için aslında Galatasaray için çok önemli bir gündü. Genel kuruldaki yaşadığımız mutluluk maça çıkmadan önce özellikle oyuncularıma bunu altını çizdim. Yani Galatasaray Kulübü'nün birlikteliği, genel kuruldaki birlikteliği, onların enerjisi, onların kenetlenmesi burada sahada da bizi kenetledi. Oyuncularım özellikle bu maçın yani aynı günde ne kadar önemli olduğunu tekrar altını çizdim. İnşallah hep beraber yine yönetimimiz, genel kurulumuz, üyelerimiz, taraftarımız biz sahada en iyisini yaparak Galatasaray'ı en iyi yerlere getireceğiz. İyi bir takım oyuncusu. Tabii ki biz iyi oyunculara sahibiz. O da iyi bir takım oyuncusu. Takım oyuncusu olmak da çok önemli. İyi bir profesyonel olmak, her sene 40-42 maç oynayan bir oyuncu. Bu anlamda hem toplu oyunda hem topsuz oyunda bize destek vereceğini düşünüyoruz. Yani biz özellikle ayakları da iyi olan bir oyuncu seçtik. Çünkü biz oynayan bir takımız. O yüzden bizi öne taşıyacak, ileriye taşıyacak. Yani bu performansı yüksek bir oyuncuyu seçtik. Onun da bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Her bölgeye transferler yapmak istiyoruz. Yani takımımızı en güçlü hale getirmek istiyoruz. Çünkü zor bir sene. Geçen senenin ardından bu senenin bizim için çok daha iyi geçmesini istiyoruz. Demin de söyledim, oyuncularım en iyisini yapmaya çalışıyor. Yönetimimiz yapmaya çalışıyor. İnşallah güçlü bir kadro. Şampiyonluk yarışı içerisinde en iyisini yapan ve şampiyonluk için bütün performansını veren bir takım olmak istiyoruz. Fiziksel olarak ve konsantrasyon olarak hazır olduğumuzu gösterdik bugün. Bu önemliydi. Dediğim gibi bu hazırlık maçı, tam olarak stat atmosferi yok, zemin çok iyi değil. Yani buna rağmen %100'ünü veren bir takım, normal lig maçı gibi oynayan bir takım. Bu bizim için çok değerli tabii ki. Ya bunu da hafta sonu lige taşıyacağız. Lig daha iyi başlamak çok önemli. Çok da iyi bir takımla oynayacağız ilk haftada. Antalyaspor geçen seneden hazır bir takım. O yüzden iyi bir takıma karşı da başlayacağız ama hep söylüyorum yani burada bizim ne yapacağımız çok önemli. Biz takım olarak lige hazır, psikolojik olarak hazırız, fiziksel olarak hazırız. Tabii ki kadroya yeni gelecek oyuncular olacak. İnşallah maç gününe kadar bu sayı belki şu anda bir gözüküyor. Belki bir tane daha oraya bir oyuncu koyabilirsek. Ne kadar geniş bir kadro olsak o kadar iyi olacak. İki asistin yanında tabii yaptığı savunma da bizim için çok önemliydi. Hem baskı yaptı, savunma birbirleri Emre ile öndeki ikili karşılamalarımız çok doğru oldu. Yani sadece gol asist dışında savunma görevlerini de çok iyi yaptı. Çok memnunuz. Ben özellikle erken oyuncularımızı aldım. Demin dediğim gibi yani zemin çok iyi değil. Bir sakatlık yaşadık bugün. Tekrar aynı sakatlıkları görmemek için değişikliğe erken gittim. Yoksa oyuncularımıza bir yine 15-20-30 dakikada verebilirdik ama doğrusu böyle oldu. Ben şöyle söyleyeyim, ilk imza için İstanbul'a gelirken havaalanı indiğimde o heyecanı, o pozitifliği yaşadım ve o aynı şekilde devam ediyor. Ben de aynı mutlulukla, aynı heyecanla onlara yakınlaşmaya çalışıyorum. Tabii ki hep empati yapıyoruz. Yani oyuncularımız da aynı şekilde bizde gelip işte fotoğraf çektiren, forma imzalatan, bizde paylaşımda bulunan taraftarlarımız var. Ya tabii ki bu takımlar taraftar için, hayatta taraftar için yaşıyor. Taraftarımıza yakın olmamız gerekiyor. İnşallah çok da dolu tribünler önünde taraftarımızla da kendi stadımızda en kısa zamanda lig maçında full tribünler önünde de buluşacağız. O daha çok belki de heyecanlandıracak beni. Yani önümüzde tabii döndükten sonra bir salı günü herhalde MR'ları çekilir. MR'dan sonra belli olur. Yani oyuncu bizde biliyorsunuz çalışmadı. Daha sonra katıldı. Takımından geldi, katıldı. O yüzden yani biz de hazırlanmadığı için yani hazırlık durumunda biz tabii ki hazır olduğunu düşünerek direkt maçlara başlattık onu. Ama demek ki o dönemde yani kendi takımında çalıştığı dönemde bu anlamda çok iyi geçmedi. Kendi bünyemizde hazırladığımız oyuncularda gerçekten her şey çok iyi gidiyor. Böyle bir şanssızlık oldu. İnşallah en kısa zamanda iyileşip döner. Yani Omar da bugün girdi. Zaten Omar çok güvendiğimiz, çok bildiğimiz net bir oyuncu. O da girdi. Görevini en iyi şekilde yaptı.